dinleyiciler, şimdi Sur Yapı'nın Almanya'nın Köln şehrinde bulunan Avrupa ofisinin önündeyiz. Buradan içeri gireceğiz ve neden burada ofis açtıklarını, ofisten sonra neler değiştiğini Sur Yapı'da onları öğreneceğiz. Hem Sur Yapı'dan daire alanlarla hem de yetkililerle konuşacağız. Bakalım Sur Yapı'nın Almanya'daki bulunan Avrupa ofisinde neler oluyor? Evet Erdinç, birlikte girelim. Sevgili seyirciler, Sur Yapı Avrupa merkezindeyiz. Yanımızda Sur Yapı'dan daire alan bir Alman misafirimiz var. Bir kendisini tanıyalım. Sur Yapı ile ilgili ve projelerle ilgili neler düşünüyor onu öğrenelim istiyoruz. Hello. Hello. Sizi tanıyabilir miyiz lütfen? Adım Martin. Köln'de yaşıyorum. Türkiye'den ev almaya nasıl karar verdiniz? Önce bilgiler topladım. Sonra bu ofisi tanıdım ve her şey heyecan verdi. Martin Bey, acaba bir ev alırken kriterleriniz nelerdir? Neye dikkat edersiniz? Tabii ilk olarak önemsediğim şey kazancı. Türkiye bu konuda çok ilgimi çekti ve çok iyi ilerlediğini gördüm. Peki Sur Yapı'nın hangi projesinden ev aldınız? Biri İstanbul, ikisi Antalya'da olmak üzere 3 konut aldım. Peki, hem Antalya'dan hem İstanbul'dan daireler aldınız. Acaba niye Antalya'yı seçtiniz? Antalya'daki proje çok hoşuma gitti. Orada yeni bir şehir inşa ediliyor. Bunu iyi bir şans olarak gördüm. İstanbul'daki konutuysa İstanbul çok merkezi bir şehir olduğu için aldım. Peki neden Sur Yapı'yı tercih ettiniz bu projeler için? En önemsediğim şey projeyi yapan inşaat şirketi. Araştırınca Sur Yapı'da kendimi güvende hissettim. Bu nedenle Sur Yapı'da karar kıldım. Peki Sur Yapı'nın Almanya'nın Köln şehrinde bir ofisinin olması, karar vermeniz için, Sur Yapı'yı tercih etmeniz için etkili oldu mu? Bu çok önemli bir kriter. Bunun çok yararı oldu. Bir sorun olması durumunda erişim imkanının da kolaylığı nedeniyle buraya gelip bir muhatap bulabilirim. Peki efendim, Sur Yapı'dan ev aldığınızı ilk kiminle paylaştınız ve paylaştığınız kişinin tepkisi ne oldu? İlk olarak Almanya'da gayrimenkul alanında çalışan bir arkadaşımla paylaştım. İlk olarak tereddütle yaklaşsa da araştırdıktan sonra o da beğendi ve kendisi de tatil amaçlı böyle bir projede yer alma kararı aldı. Peki efendim, acaba Sur Yapı Antalya projesinin bir benzeri Almanya'da var mı ya da Avrupa'da duydunuz mu? Kesinlikle duymadım. Bu büyüklükte bir proje Almanya'da yok. Avrupa genelinde de zaten duymadım. Peki Sur Yapı'nın başka projelerinden de yer almayı düşünür müsünüz? Ve etrafınızdaki eşinize, dostunuza, arkadaşınıza acaba Sur Yapı'dan ev almaları konusunda tavsiyede bulunur musunuz? %100. Yani her yeni projeyle ilgili bilgiler topluyorum ve ilgimi çeken olursa tabii ki Sur Yapı'dan devam ederim. Birçok arkadaşıma önerdim ve onlar da ilgileniyorlar. Peki çok teşekkür ediyorum Martin. Ağzına sağlık. Danke schön. Vielen, vielen Dank. Okay. Sevgili seyirciler, bugün bir Alman misafirimiz vardı. Sur Yapı'nın projelerinden, İstanbul ve Antalya projesinden daireler alan Martin'le birlikteydik. Bir sorduk, o cevapladı. Kendisinin düşüncelerini dinlediniz, izlediniz. Biz buradan ayrılıyoruz ama vizyon devam ediyor.